Arkadaşlar, Ajans Spor üzerinden Instagram canlı yayınına hoş geldiniz. Ben Fenerbahçe muhabiri Barış Şehirlioğlu. Hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Fenerbahçe eski futbolcusu Ali Güneş'le bugün bir canlı yayında gerçekleştireceğiz kendisiyle ilgili. Malum gündem koronavirüs bütün dünyada ve ülkemizde de katılmak üzere. Ali Güneş'le de Fenerbahçe'nin gündemini, koronavirüsü ve Almanya'daki koronavirüs durumunu. Ali Güneş, hoş geldin yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? Neler yapıyorsunuz? Vallahi teşekkür ediyorum. İyi olmaya çalışıyoruz yani. Sürekli evdeyiz biz de. Burada da durumlar tabii ki dünyanın her yerinde olduğu gibi karışık. Biraz kaos var. Ama mümkün olduğu kadar zaten evden çıkmamaya çalışıyoruz. Ya şu anda hepimiz evdeyiz. Kendimizi korumamız açısından ki önlem almak zorundayız ve uzmanların, devlet yetkililerinin uyarılarına da uymak durumundayız. Almanya'da durumu sorayım ben. Almanya'da durum nasıl? Koronavirüsle ilgili neler yapılıyor? Bir endişe var mı halkta? Tabii ki herkeste endişe var. Maalesef burada da durumlar aynı Türkiye'dekiyle farklı değil ama buradaki insanlar biraz daha herhalde hastalığı daha fazla ciddiye aldılar. Daha çabuk ciddiye aldılar. Zaten sokağa çıkma yasağı yok ama mümkün olduğu kadar insanlar evden çıkmamaya çalışıyorlar. Tabii ki çalışan insanlar için bu durum biraz daha zor. Ama mümkün olduğu kadar evde kalmaya çalışıyorlar insanlar. Şunu da belirtmek istiyorum. Maalesef işte dünya olarak sınıfta kaldığımızı ben düşünüyorum. Çünkü bütün dünya genelinde ağır silahları olan kendini güçlü sanıyordu ve şu anda tıp olarak ne kadar geride kaldığımızı ve ne kadar zayıf olduğumuzu görmüş olduk insanlık adına. Umarım bu olaylardan sonra daha güçlü millet olarak, insan olarak, dünya genelinde insanlar olarak daha güçlü çıkarız. Çünkü biz her zaman biraz bencil olduğumuzu düşünüyorum. Her zaman bencil düşündük ve şu anda aslında ne kadar zayıf olduğumuzu insanlar olarak kenetlenmemiz gerektiğini görmemiz lazım. Ben buradaki Alman arkadaşlarıma da söylüyorum. Suriye'de olan olaylar her zaman bunlara uzak gelirdi veya bize uzak gelirdi. Şimdi aslında sadece dünyanın işte sadece Suriye'de olaylar olduğu için değil de kendimiz bundan etkilendiğimiz zaman nasıl üzücü, nasıl zor bir süreç olduğunu görmüş olduk ve umarım insanlık adına da bu süreçten daha güçlü bir şekilde, daha birlik beraberlik içinde çıkarız diye umuyorum. Tablolar bütün dünyada olduğu gibi Almanya'da da Türkiye'de de üzücü. Yani rakamlar endişe verici ama gerekli önlemler bunun bir an önce bu felaketten, bu salgından bir an önce kurtulmamız için devlet yetkililerimiz de önlem alıyor. Peki Almanya'da ne tür önlemler aldı Alman hükümeti? Ya şimdi toplu halde tabii ki dışarı çıkmak yasak biliyorsunuz. Devlet olarak da şöyle bütün büyük firmalara, büyük fabrikalara destek sözü verdi. 120 milyar euro destek sözü verdi. Onun dışında tabii ki firmalar adına veya büyük ekonomi adına tabii ki önlemler alındı ama ben herkes kendi şahsi olarak burada en çok önemli olan kendi şahsi önlemleri alması gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta herkesin kendi sağlığı bu. Ekonomik olarak tabii ki her zaman insanların tabii ki ekonomiye her zaman ihtiyacı olacak ama sağlıktan önemli değildir diye düşünüyorum. O yüzden herkes öncelikle kendi sağlığını düşünerek evde, mümkün olduğu kadar evde kalması gerektiğini düşünüyorum. Ben de yaklaşık 1-2 haftadır evden hiç çıkmıyorum mümkün olmadığı sürece. İşte güzel havalarda dışarıda olmayı tabii ki kapının önünde oluyorum. Ama onun dışında mümkün olduğu kadar bu zor süreçte evden çıkmamaya gayret ediyorum. Peki Ali Güneş, sen oradan baktığın zaman Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini nasıl görüyorsunuz? Gelişmeleri yakından takip ediyor musunuz? Tabii ki. Ya ben hükümet olarak zaten önemli önlemler alındığını düşünüyorum tabii. Ama bizim halkımız da bunda biraz daha bilinçli olması gerekiyor. Özellikle yaşlı insanlarımız. Ya biraz daha sabretmemiz gerekiyor. Tabii ki biz dışarıda gezmeyi seven bir milletiz. Ama en azından bu süreçte halkımız burada çok dikkat etmesi gerekiyor. Devlet ne kadar önlem alırsa alsın. Dediğim gibi burada sorumlusu bütün insanların kendisi. Ekonomik olarak da şunu söyleyeyim. Tabii ki insanlar adına çok zor bir süreç. İşe giden insanlarımız var.
çalışmak zorunda olan insanlar var. Genelde baktığınız zaman bu insanlar çoğu gençler ve orta yaştaki insanlar, evli değillerse hala annesiyle babasıyla yaşayan insanlar. Bunlar için de çok, tabii ki çok zor bir süreç. Yani evde kal demek biraz kolay ama tabii ki bu açıdan baktığımız zaman gerçekten çok zor bir süreç. Allah hepimize yardımcı olsun. Yani dediğim gibi çok zor bir süreç. Ben birazcık da hani ne kadar zor olsa da biraz yeşil sahaya dönmek istiyorum ki bütün liglerde de ligler ertelendi. Hani bütün Avrupa'nın birçok yerinde, Türkiye'de olduğu gibi. Türkiye'deki bazı tartışmalar var. Hani lig bundan sonra nasıl devam etmeli gibi senaryolar da yazılıp çiziliyor veya konuşuluyor. Bundan sonra ne yapılmalı veya ligler Türkiye'de geç mi ertelendi? Bu konuda da Türkiye'de tartışma var. Sen neler düşünüyorsun bu konuda? Ya, tabii ki liglerin ertelenmesi en doğru karardı ama ben geç ertelendiğini düşünmüyorum. Diğer liglere göre herhalde bir hafta daha fazla oynadık. O da seyircisiz oynandı. Burada dediğim gibi tabii ki birçok spekülasyonlar oluyor şimdi baktığınız zaman. Ama işte iş işten geçtikten sonra tabii ki maçlar oynandıktan sonra keşke oynanmasa demesi kolay tabii ki. Ama öyle bir karar alınmıştı. Ben futbolcuların da çok fazla bundan, yani saha içinde bundan koronavirüsten etkilendiğini veya işte oradan bir hastalık kaptığını ben düşünmüyorum. Yani sonuçta insanlar yine normal hayatına devam ettiler, yine normal dışarıda gezdiler. O yüzden yani bunu tekrar futbola bağlamak bence çok doğru değil. Ama şimdi federasyon da burada çok büyük sorumluluk almamak adına tabii ki ligi erteledi. Çünkü dünyanın her yerinde ertelendiği için ki bana göre tabii ki doğru karardı. Çünkü seyircisiz oynanan maçlar hiç zevk vermedi. Şimdi playoff söz konusu oldu ama ben playoff'un diğer takımlarına göre biraz haksızlık olacağını düşünüyorum. Çünkü baktığınız zaman her ne kadar gönül isterdi ki Fenerbahçe'nin playoff'ta oynaması, tekrar bir şans hak etmesi ama objektif olmak gerekirse şu anda playoff diğer takımlara göre haksızlık olur. Yani ligin kaldığı yerden devam edecektir diye umuyorum. En azından belki ligden düşme olmaz, bilmiyorum ne şekilde karar verecekler ama bekleyip görmek lazım tabii ki. Peki ligler oynanmazsa, hani oynanacak durumda olmazsa hangi karar daha adil olur? Çünkü hangi kararı alınırsa alırsın bir takım veya bazı takımlar haksızlığa uğradığını öne sürerek itiraz edecekler. Yani kesin bir görüş birliğine varılabilecek mi? Ya tabii ki ligler mutlaka ve mutlaka devam oynanması gerekiyor. Gerekirse işte bu İngiliz haftası dediğimiz hafta içi de maçlar olması gerekiyor. Yani zaten Avrupa Şampiyonası da ertelendiği için yani bu Mayıs'ta değil de Ağustos'ta, Temmuz'da ne bileyim işte ne kadar süreçte bitecekse o şekilde oynanır diye düşünüyorum veya oynanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu ligin kesinlikle devam oynanması gerekiyor. Statü değişmeden bu şekilde sonuna kadar oynanması gerektiğini ben düşünüyorum. Yoksa diğer takımlara hepsine haksızlık olur. Tekrar koronavirüse geçmek istiyorum ki futbol dünyasında da veya spor dünyasında da Türkiye'de koronavirüsün etkileri görülmeye başlandı ki bu ilk olarak Fenerbahçe Beko'da olsun, Fenerbahçe yine boksörlerinden bir tanesi olsun, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ve ailesi oğlu Sayın Yusuf Günay yine Galatasaray yöneticilerinden. Bu tarz şeyler, haberler çıkmaya başladı spor dünyasından. Bu durumlar hem kendilerini nasıl etkiler hem de futbolcuları, spor dünyasındaki insanları nasıl etkiler? Ya tabii şimdi her zaman şunu söylerim. Önemli isimler bu tür hastalığa yakalandığı zaman belki biraz daha ciddiyetin farkına varıyoruz. Çünkü biz her zaman işte fakirlere daha çok oluyor diye düşünüyoruz ama veya işte ünlü olmayan insanlara oluyor diye düşünüyoruz ama işte her ne kadar önlem alırsanız alın, maddi gücünüz ne kadar olursa olsun sonuçta bu hastalığı herkes yakalanabilir. Bunun ciddiyetine varmak lazım. Ben tabii ki bütün İşte hem Fenerbahçe hem Galatasaraylı yöneticileri, futbolcuları, basketbolcuları herkese acil şifalar diliyorum ama ben bütün dünya geneline baktığım zaman açıkçası çok üzülüyorum. Yani İtalya'da yaklaşık 7 bin ölü oldu herhalde. Yani ben ayrımcılık yapmadan umarım en kısa zamanda bütün dünya olarak bir an önce bunu atlatırız ve herkes tekrar sağlığına kavuşur, normal hayata tekrar kavuşur.
Çok zor bir süreç. Hem millet olarak hem dünya olarak çok zor bir süreç. Hasta olanlara acil şifalar diliyorum. Diğer insanlarımıza tabii buradan tekrar söylüyorum. Herkes kendine çok dikkat etmesi gerekiyor. Ben bunu bir savaş olarak görüyorum. Silahlarla değil, bu sefer virüsle bir savaş olduğunu düşünüyorum. Umarım bu savaştan da galip olarak ayrılırız insanlar olarak. Temennilerine katılıyoruz Ali Güneş. Spor dünyasında olsun veya bütün insanlarımıza bu hastalık kime bulaştıysa da hepsine acil şifalar diliyoruz. Bir an önce de sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz ve artık hani yeşil sahaya tamamıyla dönmek istiyorum. Fenerbahçe'nin bu sezon ve geçtiğimiz sezon yaşadıklarını takip ediyorsun sen de yakından Ali Güneş. Fenerbahçe'nin durumunu nasıl görüyorsunuz? Fenerbahçe niçin bu hale geldi? Valla Fenerbahçe'nin açıkçası bu duruma gelmesi beni çok fazla şaşırtmadı. Çünkü Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığım zaman maalesef sezon başından beri bir stoper problemi vardı. Hatta kanatlarda da ben Fenerbahçe'nin her zaman sık sık söylemiştim. Kanatlarda da bir problem vardı. Stoper şunu en çok Şkırtel'in ben ayrılmasını üzüldüm. Çünkü Şkırtel'den sonra yerine Falet alındı, Zank alındı, Ali Rami alındı. Hiçbiri de Şkırtel'in yerini dolduramadı. Fenerbahçe o yüzden defans hattında bir hayli sıkıntılar yaşadı. Şimdi dünya geneline baktığım zaman özellikle İngiltere'de stoperlere inanılmaz çok paralar harcanıyor. Eskiden forvete çok para verilirdi. Artık stoperlere çok önem veriliyor. Hatta kalecilere çok para veriyor. Çünkü futbol değiştiği için artık arkadan oyun kurma, yani genelde takımlar, şimdi Fenerbahçe rakibi olan takımlar genelde işte önde baskı yapıyorlar ve Fenerbahçe'de Jailson sürekli stoperde oynadığı için, hatta yani geçen en son statistik gördüğümde Jailson'un hatta 15-20 puana Fenerbahçe'ye mal olduğunu gördük. Jailson belki stoper mevkiinde değil de orta sahada iyi bir futbolcu olabilir ama ben stoperde kesinlikle yanlış tercih olduğunu söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin beklerde problemi var. Şimdi diğer takımlarla kıyasladığımız zaman, şimdi Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'la kıyasladığımız zaman sağ ve sol bekte Fenerbahçe'nin sezon başından beri zaten bir problemi vardı. Sakat futbolcu olduğunda onun hiçbir şekilde alternatifi yoktu. Şimdi Fenerbahçe'nin kadrosunu saydığımız zaman belki 4-5 tane işte iyi futbolcu, yani Fenerbahçe seviyesinde oynayabilecek futbolcular olduğunu ben düşünüyorum. Diğerlerin, ya ben Fenerbahçe'yi çok farklı, büyük görüyorum ya da yani yanlış görüyorum bilmiyorum ama bana göre yani Gustavo olsun, Muriç olsun, Emre Belözoğlu, işte Kruse belki, bunlar Fenerbahçe'nin futbolcuları ama onun dışında ben Fenerbahçe'de diğer futbolcular tabii ki iyi futbolcular ama şu anda ya o seviyeyi yakalayamadılar ya da yeterli olmadılar diye düşünüyorum. Tolgay Aslan bana göre Beşiktaş'ta iyi performans sergiliyordu ama Fenerbahçe'de maalesef bu performansı sergileyemedi. Yani genel itibariyle baktığım zaman Fenerbahçe'de bir hayli sıkıntılar zaten sezon başından da vardı. Yani böyle gitmesi açıkçası benim için çok büyük bir sürpriz olmadı. Umarım önümüzdeki yıllarda doğru transferler yaparlar. Özellikle şimdiden yeni bir yapılanmaya girer Fenerbahçe. Çünkü bu sezon artık geçti. Önümüzdeki sezon Fenerbahçe için daha zor olacak. Çünkü o zaman başarısız olduğunda ben Ali Koç'un da artık eleştirileceğini, hatta ciddi bir şekilde eleştirileceğini düşünüyorum. Peki Fenerbahçe'de sezon başında eğer yanlış planlama yapıldıysa bunda hatalı olan Ersun Yanal mı ya da yönetim mi ya da Başkan Sayın Ali Koç mu, kim hatalı? Ya tabii ki şimdi burada bir kişiye hatayı bulmak yani çok basit olur diye düşünüyorum. Komolli de geldiği zaman bence Komolli'nin de çok büyük yanlışları oldu. Transferleri kim yaptıysa ya Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bilmiyordu ya da Türkiye'deki futbolun gerçekten üst seviyede olduğunu bilmiyor. Yani üst seviye şu şekilde, tabii ki şimdi diğer liglere göre belki biraz daha zayıfız ama Türkiye'de de iyi futbol oynanıyor. Eğer iyi bir kadro kurduğunuz zaman zaten geçtiğimiz senelerde de işte Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın neler yapabildiğini doğru bir kadroyla görebildik veya işte Fenerbahçe'nin de çeyrek final oynadığı kadroya baktığınız zaman, yani iyi bir kadro kurduğunuz zaman aslında Avrupa'da da artık başarılı olabilirsiniz. Yani Şampiyonlar Ligi olmasa bile UEFA Kupası'nda iyi bir kadroyla başarılı olabilirsiniz. Ama ben dediğim gibi çok doğru transferler yapıldığını düşünmüyorum. Bunların sorumlusu sadece Ali Koç veya işte Ersun Hoca demek veya Komoli demek tabii ki doğru olmaz ama hepsinin burada biraz payı var diye düşünüyorum. Yani burada en hatasız olan bence taraftar. En çok üzülen de taraftar. Ben en çok taraftar üzülüyorum. Çünkü
Fenerbahçe taraftarı her zaman takımını destekledi ve her zaman yanında oldu. Ama maalesef son birkaç yıldır istenilen performansı taraftarda göremedi futbolculardan. Peki Fenerbahçe'de gelecek sezon bir seçim yapılacak. Yani başkanlık seçimi yapılacak. Bu süreçte Fenerbahçe'de yeni bir teknik direktör, yeni isimlerle yani yola çıkacak. Bu Fenerbahçe'nin üzerinde veya Başkan Ali Koç'un yönetimin futbol takımı üzerinde nasıl bir baskı yaratır ve teknik direktör kim olmalı size göre? Valla şu anda yani teknik direktörü belirlemek tabii ki çok zor. Çünkü taraftar başka kişiyi istiyor. Belki yöneticiler arasında farklı isimler gündeme geliyor ama en doğru insanın bence Fenerbahçe'yi bilen, Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bilen, Türk futbolunu bilen, Türk kültürünü bilen bir insan olması gerektiğini ben düşünüyorum. Her ne kadar tabii ki zaman zaman yabancı teknik direktörler de Türkiye'de başarılı olsa bile ben Fenerbahçe'de en azından yabancı bile gelecekse Fenerbahçe'nin nasıl bir takım olduğunu, nasıl bir taraftara sahip olduğunu, nasıl bir geçmişe sahip olduğunu bilip gelmesi lazım. Transferler de yapılırken, futbolcular alınırken bunlar futbolculara anlatılması gerekiyor. Bunları göstermek gerekiyor. Örneğin AC Milan işte baktığınız zaman müzesini öncelikle futbolcularının müzelerini gezdiriyor. Ben umarım Fenerbahçe Milan'ın durumuna düşmez diye umuyorum. Çünkü Milan'da geçmişte çok büyük başarılar imza attı ve hala geçmişinin gerisinden geliyor ve o eski başarıyı, eski Milan'ı yakalayamadı. Çok önemli paralar harcanmasına rağmen umarım Fenerbahçe bu duruma düşmez. Bir an önce eski kimliğini yakalar ve tekrar Türkiye Ligi'nde her sezon yine şampiyonluğu oynar. Çünkü son 2-3 senedir Fenerbahçe şampiyonlukta maalesef çok erken havlu atıyor lige. Fenerbahçe için yerli teknik adam isimleri de geçiyor ki bunlardan bir tanesi de Erol Bulut. Erol Bulut Fenerbahçe için doğru tercih mi yoksa erken mi dersiniz? Erol gelecekse bile Erol'a zaman tanımak gerekiyor. Yani o öyle kolay olmayacak. Erol için de kolay olmayacak. Yani Tayfun'un da ismi geçiyor. Erol'un da. Dediğim gibi gelecekse bile bunlardan birisi zaman tanınması gerekiyor. Peki yerli teknik adamlardan hani Erol Bulut veya hani başka bir isim de olsa sizce Fenerbahçe'yi bilen ondan sonra daha önce Fenerbahçe'de futbol oynamış bir ismi yanına monte etmeli mi? Ya da sportif direktör, idari menajer gibi veya yardımcı antrenör gibi bu ne kadar faydalı olur? Tabii ki yani sonuçta yanında her zaman Fenerbahçe evlen ve caminin içinden olan insanlar gelmesi gerektiğini. Çünkü şimdi Galatasaray'a baktığın zaman yardımcısı Ümit Davala, Hasan Şaş görüyorsunuz. Veya işte Trabzon'un başında Hüseyin Cimşir var. Yardımcıları tekrar keza aynı şekilde eski futbolcular. Yani bir tek Fenerbahçe'de bu yok. Umarım burada eski futbolculardan da faydalanır diye umuyorum Fenerbahçe adına. Kendi adıma konuşmuyorum. Tuncay var, Semih var, Serhat var. Yani birçok önemli isimler var. Alex'i zaten saymama gerek yok. Alex her zaman Fenerbahçe'ye istediği zaman dışarıdan bile faydalı olacak bir insan. Böyle önemli insanları bir an önce Fenerbahçe'ye kazandırmak gerekiyor. Ama bizde maalesef işte Fenerbahçe'de daha çok işte küstürülüyorlar, uzaklaştırıyorlar. Bu geçtiğimiz senelerde maalesef öyle oldu. Umarım Ali Koç bir an önce eski futbolculardan faydalanır. Peki siz Fenerbahçe'de görev almayı ister misiniz? Tabii ki isterim. Yani ben kim istemez ki sonuçta formasını giymiş bir takıma hizmet etmek bizim için de çok büyük bir gurur olur. Peki Fenerbahçe'den eski futbolculardan hangisiyle hani kendi dönemizden veya daha sonrasından kimlerle görüşüyorsunuz? Ya ben Tuncay'la, Serhat'la, işte Pierre'le görüşüyorum, Aurelio'yla görüşüyorum, Semih'le görüşüyorum. Yani hemen hemen birçoğuyla görüşüyorum. Zaten WhatsApp grubumuz var. İşte eski Fenerli futbolcular Alex, Apia, Lugano hepsi var grubumuzda. Zaman zaman zaten oradan bazı şeyleri kendi aramızda da paylaşıyoruz. Peki onların ne dediklerini kısa ve öz olsa çok özel değilse eğer bizimle kısaca paylaşabilir misiniz genel anlamda Fenerbahçe ile ilgili ne diyorlar? Ya hepimiz açıkçası bu duruma üzülüyoruz yani genel olarak onu söyleyebilirim. Ama dediğim gibi hepimiz de Fenerbahçe'yi seve seve hizmet etmeye hazırız. Hepimizin de ortak fikri budur. Yani maddi açıdan da söylüyorum. Ben her zaman söylüyorum. Manevi olarak da
Ben her zaman Fenerbahçe'nin yanındayım. Hiçbir şekilde para da istemeden seve seve hizmet veririm tabii ki. Peki futbolculuk yıllarınızı ve Fenerbahçe'yi, Kadıköy'ü özlediniz mi? Tabii ki özledim. Yani Fenerbahçe seyircisinin önüne çıkmak. Zaten mümkün olduğu kadar, elimden geldiği kadar maçlara gidiyorum. O atmosferi. Ben eskiden de zaten futbolculuk dönemimden önce de Fenerbahçe Kadıköy'e gidip maç izlemiştim. Hatta Atkinson'un 3 tane attığı işte o maçı da izlemiştim stat'tan. Yani ben her zaman elimden geldiği kadar, mümkün olduğu kadar da stada gidip maçları takip ediyorum. Peki siz Fenerbahçe'de uzun sürede oynadınız. Fenerbahçe'de birçok anıya da anınız da var Fenerbahçe ile ilgili. Onlardan bir iki tanesini bizimle paylaşabilir misiniz? Valla birçok anım oldu. Ama birine şu anda hemen aklıma gelen bir anım yok ama yani çok güzel zamanlarımız geçti tabii ki Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Türkiye'de genel olarak futbolculuk dönemimi tabii ki özlüyorum. Birçok anım oldu ama hangisini şu an bir anda aklıma gelmiyor maalesef. Peki Fenerbahçe bundan sonra nasıl bir yapılanmaya gitmeli? Yani sadece teknik direktör mü getirmeli, sportif direktör mü? Altyapı ile ilgili Ali Koç'un planları olduğunu biliyoruz. Hani her fırsatta kendisi de söylüyor. Yani nasıl bir yapılanma gitmeli? Altyapıya kim getirmeli? Bunlar yabancı ağırlıklı mı olmalı? Daha çok Türklerden mi olmalı? Nasıl bir yapılanmaya gitmeli? Fenerbahçe altyapıdan da A takıma futbolcu çıkarmayı planlıyor. Valla ben altyapıyı Ömer Faruk Beyaz'ı takip ediyorum. İşte birçok aslında yetenekli futbolcularımız var. Maalesef Meriç Demiral'ı zaten elimizden kaçırdık. Böyle iyi futbolcular maalesef, işte Fenerbahçe'nin aslında altyapısında da yetenekli futbolcularımız var da bizde işte açık söylemek gerekirse biraz yabancı merak olduğu için sürekli yabancı insanlar getiriyoruz. Yok, yabancı teknik direktörü götürüyoruz. Altyapımızı şu anda bildiğim kadarıyla U21'i Gökhan teknik direktör ve gayet de işini iyi yaptığını düşünüyorum ben. Bu süreç tabii ki önümüzdeki süreçte şimdi sadece teknik direktör veya sportif direktör almakla olmuyor. Yani bunu her zaman söylüyorum. Dünyanın en iyi aşçısı olsanız bile eğer elinizde yeterince malzeme yoksa elinizdeki malzemeyle yemek yaparsınız ama belki de dünyanın en lezzetli yemeğini yapamazsınız. Yani istediğiniz teknik direktörü götürün. Ben iddia ediyorum şu anda Guardiola bile takımın başında olsa ben şu Fenerbahçe takımını şu anda şampiyon yapabileceğini düşünmüyorum. O yüzden iyi bir kadro kurması gerekiyor. Dediğim gibi yetenekli hem gençlerle hem tecrübeli futbolcularla bir karışım olması gerekiyor. Ve Fenerbahçe mentalitesini bilen veya işte Türk futbolunu bilen, her şeyi bilen böyle futbolcuları bulunması gerekiyor. Almanya'da örneğin Freiburg mesela her zaman Freiburg kültürüne, Freiburg futbol kültürüne veya işte onlara uygun insanları, futbolcuları arıyorlar. Okul eğitimine kadar çok araştırıyorlar. Biz futbolcuyu alırken maalesef çok fazla araştırmıyoruz. Burada genelde zaten menajer aracılığıyla olduğu için, hatta yeri geldiği zaman bu Fenerbahçe için söylemiyorum ama diğer takımlar için bildiğim için söylüyorum. İşte menajerini tanıyorlarsa transfer ediyorlar ve burada yani çok fazla derine girmek istemiyorum ama o kadar saçma şeyler Türkiye'de transfer konusunda özellikle oluyor ki bunu vurgulamak bile istemiyorum ama yazık günah yani, verilen paralara yazık, harcanan paralara yazık. Bu paralar keşke altyapıya hazırlansa da yatırılsa da altyapıdan futbolcularımız gelse. Çünkü baktığınız zaman dönüp dolaşıp her zaman milli takıma geliyor. Şu an milli takıma baktığımız zaman genelde %70'e gurbetçi ağırlıklı bir milli takımımız var. Ama Çağlar gibi, Melih gibi de çok yetenekli, çok iyi futbolcularımız var. Ozan Kabak gibi veya İrfan Can Kahveci gibi. Yani Türkiye'de de bunu yapabiliriz. Önemli olan burada altyapıya yatırım yapmak ve Türk futbolcularına daha fazla şans vermek diye düşünüyorum ben. Türk futbolunda genel olarak sistemsel bir sıkıntı mı yaşıyoruz yıllardır? Hani bu sistem mi kurulmadı? Almanya'ya veya diğer Avrupa ülkelerine baktığımız zaman birçok ülkede futbol anlamında sistemler oturmuş durumda. Hani bizde niye bu sistem tam anlamında oturtulamadı? Birilerin belki de işine gelmiyor, bilmiyorum. Yani bunu söylemek biraz zor. Çünkü dediğim gibi şimdi Türkiye, tabii ki dünyanın her yerinde menajerler çok büyük paralar kazanıyor ama Türkiye'de astronomik rakamlar kazanıyorlar.
Burada sistem değil de işin kolayına kaçıyoruz işte. Bir an önce işte baskı olduğu için, beklenti çok büyük olduğu için işte yok pahalı futbolcu aldığımız zaman veya isimli futbolcu aldığımız zaman sanki şampiyon yapacakmış gibi her zaman bakıyoruz. Taraftar da tabii ki burada beklentileri her zaman büyük oluyor. Şimdi bakıyorsunuz taraftar da her sene takımından şampiyonluk bekliyor. Sabır göstermiyor. Aslında burada hem taraftar olarak hem yönetim olarak hem kulüp bazında da birlikte çalışmak gerekiyor. Sürekli işte bilinçlendirmek gerekiyor burada da. Dediğim gibi genç futbolculara zaman verildiği zaman, şans verildiği zaman ben örneğin mesela Ömer Faruk Beyaz'ı bu özellikle ligin ikinci yarısında daha çok görmek isterdim. En azından ileriye doğru bir yatırım olacağını düşünüyorum Ömer Faruk'un. Ömer Faruk gibi futbolcular da bundan cesaretlenip belki de daha çok hırslanacaklar. Dediğim gibi uzun bir süreç, sabırlı olmak gerekiyor. Hem genç futbolcularımız konusunda hem işte taraftar da kulüp karşısında biraz daha sabırlı olmak gerekiyor. Eğer ki dediğim gibi kendi gençlerimize, kendi evlatlarımıza şans verilecekse. Peki Fenerbahçe o eski başarılı günlerine, o estiği günlere nasıl döner? Hani bunun için ne yapmalı Fenerbahçe? Çünkü artık hani son şampiyonluğu Fenerbahçe'nin 2013-14'ten beri şampiyon olamıyor. Taraftar da şampiyonluk istiyor ve kısa vadede başarı bekleniyor. Bu kısa vadede başarının sağlanması için neler yapılmalı en azından bu sezonun planlamasında? Ya kısa vadede değil de biraz daha artık Fenerbahçe uzun vadede düşünmesi gerekiyor. İskelet kadroyu kurması gerekiyor. İskelet kadro dediğim işte stoper, orta saha, forvet. Bu iskelet kadroyu öncelikle kurması gerektiğini ben düşünüyorum. Fenerbahçe'nin ondan sonra yanına doğru futbolcuları monte etmesi gerekiyor. Ben açıkçası Valbuena'nın da Şkirtel'den sonra Valbuena'nın da ayrılmasına bir hayli üzülmüştüm. Çünkü Valbuena Fenerbahçe'de iyi işler yapabilecekti. Yanında iyi futbolcular olmuş olsaydı. Yani dediğim gibi iskelet kadroyu kurduktan sonra yanlarına doğru futbolcular alınırsa Fenerbahçe en kısa zamanda tekrar eski kimliğine bürünür. Çünkü Fenerbahçe'nin bir ismi var. Fenerbahçe'nin güçlü bir taraftar kitlesi var. Maddi olarak da Fenerbahçe'nin aslında gücü var. Önemli olan doğru işleri yapabilmek. Burada da tabii ki yönetime, teknik heyete çok büyük işler düşüyor. Peki Fenerbahçe'nin eski futbolcularına gideceğim. Biraz isim vermek istiyorum. Lugano, Luciano, Alex, David. Bu tarz isimleri Fenerbahçe, yani forvet olsun, savunma olsun, orta saha olsun, bu tarz isimleri Fenerbahçe yerini nasıl doldurabilir? Yani yıllardır bunlar aranıyor baktığınız zaman. Ve gerçekten hani nasıl doldurmalı? Ve Avrupa futbolunda veya Türkiye'de bu tarz oyuncular var mı? Ya tabii ki dünyanın her yerinde futbolcular var. Önemli olan araştırıp bulabilmek. Yani eskiden Gençler Birliği İlhan Cavcav çok büyük işler yapıyordu. Bu futbolcuları bulup büyük takımlara satıyordu. Şimdi baktığınız zaman Alanyaspor'un kadrosuna baktığınız zaman hiç ismi duyulmamış futbolcular oluyorlar ve hemen hemen baktığınız zaman belki son birkaç hafta değil ama şampiyonluğu oynayan bir takımdı. Sivasspor'a bakıyorsunuz. Çok isimli futbolcuları yoktur. Yani çok yani bir Geri Rodriguez, bir Max Kruse gibi isimlere sahip değiller veya Gustavo gibi isimlere sahip değiller ama şampiyonluk yarışında hala varlar. Yani araştırdıktan sonra dünyanın her yerinden futbolcu bulabilirsiniz. Peki Max Kruse demişken Fenerbahçe'nin Max Kruse'yi sezon başında transfer etti. Max Kruse'nin performansını nasıl buluyorsun? Burada çok eleştiriliyor kendisi. Valla Max Kruse Bremen'de oynadığı futbolu maalesef Fenerbahçe'de oynayamıyor. Ben de aslında benim de beklentilerimden Max Kruse'den çok büyüktü ama Türkiye'ye adapte olamadı herhalde veya Türk futbolunu belki de çok fazla ilk başta ciddiye almadı. Baktığınız zaman, kıyasladığınız zaman da Almanya'ya göre biraz daha kilo almış gibi. Max Kruse'de umarım önümüzdeki sezon Fenerbahçe'ye daha faydalı olur ama şimdi tabii ki sadece her şeyi Max Kruse'den beklemek doğru olmaz. Dediğim gibi bu işte bir makine gibi düşünün. Hepsinin çalışması gerekiyor ama Fenerbahçe'de bir eksiklik var. Sadece bir bölgede değil, birçok bölgede ben Fenerbahçe'nin eksiği olduğunu düşünüyorum. O yüzden sadece burada Vedat Muriç'ten veya işte Max Kruse'den beklemek doğru olmaz. Burada takım olarak bazı şeyler iyi gitmiyor. Önemli olan onu düzeltmek, genel olarak düzeltmek. Peki Fenerbahçe'nin birçok bölgede transfer ihtiyacı var dediniz. En az Fenerbahçe'ye gelecek sezon için kaç transfer yapmalı? Valla bana kalsa 11 tane transfer yaparım. Yani belki 6 ayı burada ayrı tutarım ama onun dışında Fenerbahçe'nin her yere bir transfer yapması gerektiğini ben düşünüyorum. Şimdi baktığınız zaman
Fenerbahçe deniz stoperi yok. Bana göre bekleri yok. Orta sahası bana göre çok yeterli değil. Ozan Tufan ön plana çıktı zaman zaman ama onun dışında işte sürekli işte iyi bir performans sergileyen bir futbolcuyu maalesef söyleyemem. O yüzden Fenerbahçe'nin her yere ihtiyacı var. Dediğim gibi çok yeni bir yapılanmaya girmesi gerekiyor ve doğru transferler yapılması gerekiyor. Peki gelecek sezon Fenerbahçe'de bir yine başkanlık seçimi olacak. Gelecek 2021'in Haziran ayında olacak. Bu böyle bir sezon yaşayacak Fenerbahçe. Gelecek teknik direktör, yani genç mi olmalı, tecrübeli mi olmalı, nasıl bir teknik direktör tercih yapılmalı? Ya tabii şimdi tecrübeli olması gerekiyor. Bana göre tecrübeli olması gerekiyor. Çünkü önümüzdeki sezon artık dediğim gibi eğer başarısız olursa Ali Koç burada sıkıntıya girecek ama şimdi uzun vadede düşünürseniz başta da söylediğim gibi Fenerbahçe'yi bilen birisi gelmesi gerekiyor. Ama kısa vadede düşünüyorsa bir an önce iyi futbolcular alınıp ve tecrübeli bir teknik direktörün gelmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Ama belli de olmaz. Erol Bulut'tan bu çıkışı mesela kimse beklemiyordu. Hem Malatya'da hem Alanyaspor'da. Erol bile ben Fenerbahçe'de şu anda yapabileceğini bile düşünebiliyorum. Önemli olan dediğim gibi sadece teknik direktör değil. Yanlarına iyi futbolcular alması gerekiyor. Doğru bir kadro kurulması gerekiyor. Sportif direktör olarak da Dağmun da ismi geçiyor. Hiç kendisiyle iletişim kurdunuz mu? Bu konuda kendisi ne düşünüyor? Veya doğru isim mi sportif direktörlük olarak sizin için? Valla ben Daum tabii ki teknik direktör olarak doğru olabilir ama uzun zamandır zaten çalıştırmıyor kendisi. Yani şu aşamada Daum'u getirmek de bana göre biraz riskli olabilir. Yani dediğim gibi tek bir isim söyleyip de başarılı olur demek çok zor. Bu kadroda şu anda gerçekten zor gibi görüyorum ben. Ali Güneş, eğer eklemek istediğiniz varsa onu da alalım son olarak. Buradan sürekli işte selam yollayan arkadaşlar var. Şimdi hepsini okuyamıyorum ama hepsine teşekkür ediyorum yayına katıldığı için. Herkese acil işte hasta olan insanlara acil şifalar diliyorum. Diğer arkadaşlarıma umarım evde kalırlar. Mümkün olduğu kadar kendilerine dikkat etsinler. Herkese selam yolluyorum burada. Herkese katıldığı için de teşekkür ediyorum. Ali Güneş, yayınımıza katıldığınız için ve teklifimizi kabul ettiğiniz için ve samimi açıklamalarınız için çok teşekkür ederim.